Türkiye'de pandemi dönemiyle biliyorsunuz hükümetin almış olduğu bir karar var. İş yerinden yani çalışan işçilerin işverenin çıkarması yasaklandı. Uzun süredir yasaklar hep uzatılıyor biliyorsunuz. Ya adamlar diyor ki mesela şimdi normal vatandaş olarak bilmeyen anlamayanlara hitaben konuşuyorum. Adam ne diyor? Diyor ki ne ya? Devlet diyor bu adamın diyor çıkışını yasaklıyor iş yerinden. Çıkarmayacaksın diyor. Patronun diyor zorla çalıştırmasına sebep oluyor diyor. Öyle değil işte. Nasıl biliyor musun? Diyor ki ne? Hiçbir işçiyi çıkarmayacaksın. Bak hiçbir işçi çıkarmayacaksın. İş mi yok? Hani işsiz kalmasın diye, işsizlik oranı artmasın diye. İş mi yok? Adam evin işine gelemiyor mu? Ya da iş alamıyor musun? Mesela mal satamıyorsun, mal üretemiyor musun? Adama iş verecek işin de yok mu? Ha o zaman ne diyor biliyor musun devlet? İşte diyor o zaman bana gel. Ben diyor o işçinin maaşını sana ödeyeceğim. Sen de ona ver diyor. Bu işi yani işverenlerin işten çıkarma yasağı bu işte. O işveren diyor ki ne ben mecburum çıkarmaya çünkü param yok, iş de yok. Ne yapayım diyor. İşte devlet de diyor ki ne al sana para. O işçi senin, o sende devam çalışsın. Kadrolu olsun veyahut da yani elemanını bırakma. Bu virüs bitene kadar sen de kayıtlı olarak kalsın eleman maaşını ben veriyorum diyor. Bu sistem böyle devam ediyor arkadaşlar. Ayrıyetten şöyle bir şey var. Adam burada bazı uyanık çakal esnaflar, çakal işverenler şöyle davranıyor bakın. Herkes işten çıktığı zaman mesela patron işten çıkardı ya herkes iş kura kayıt olmuyor. Beni işveren beni attı diye kayıt olmuyor. Evinde mesela annesinin yanında, babasının yanında kalan, evli olmayan, paraya pek ihtiyacı olmayan bir sürü insanlar var yani. İhtiyacı var ama yani belli bir ödemesi yok, kirası yok. Hani bir annesinden babasından da para alabilir. Evinde oturduğu yerde yeme içmeye hani ödemeyince elektriği, suyu, taksidi olmayınca annesinin babasının evinde yani onun ikametinde onun sorumluluğundaymış gibi hani çocukmuş gibi hala geçinebilecek insanlar kategorisi de var Türkiye'de. Şimdi bu tür insanlar mesela patron diyor ki ne bakın uyanıklar. Diyor ki bir ay mesela 30 gün çalışıyorsunuz. 30 gün iş günü. 30 günün 23-25 günü çalışıyorsun. 4-5 gün evdesin. 26 günün çalışıyorsun. 4 gün evdesin. Adam diyor ki ne? İş yok. Mesela koltuk mu yapıyor? Sandalye mi yapıyor? Örnek veriyorum sadece. İmalathanede koltuk yapıyor. Koltuk siparişi almadık diyor. Yatak siparişi, masa siparişi almadık diyor. İş yok diyor. Küçük küçük ufak işler var diyor. Bir ayın içerisinde 26 gün işe çağıracağına ya 3 gün çağırıyor, 4 gün çağırıyor. Ondan sonra da ne diyor biliyor musunuz adama? Ben seni işten atmıyor belki ama diyor ki ben sana 3 günlük ya da 4 günlük maaş vereceğim diyor. 4 gün çalıştın diyor. 23 gün çalışmadın diyor. Adama tutuyor 300 lira, 500 TL ya da 700 TL maaş veriyor. Devlete de diyor ki ne bak iş yoktu ben onu işten atmadım. O evinde yatıyor. Ben ona para vermiyorum. Onun 2800 lira önceden 2300 liraydı. Net maaşının hepsini devletin kasasından yardım olarak alıp cebine atan çakal esnaflar var arkadaşlar. Bakın ben söylüyorum buradan. Böyle bir sürü kişi var. Adamın 100 tane işçisi var. 10 tane işçiyle iş yerini yürütüyor. Diğer 90 kişiyi çağırıyor. 3 gün 5 gün çalıştırıyor. Hepsine 300-500 para veriyor. Diğer geri kalanlar mesela hani bazıları evli, bazılarına hani çıkış verse bile İşkura yazılmıyor. Kayıtlı belgeli değil. Adam çıkıyor evine gidiyor mesela. Hiçbir yere kayıt olmuyor. Onların hepsi İşkur üzerinden bu adamı sen çıkarmışsın. Bu adamın maaşını biz artık sana yardım olarak ödemeyeceğiz diyene kadar İşkur alıyor cebine atıyor bunu uyanıklar. Bunu böyle yapıyorlar arkadaşlar. İş yeri 10 gün çalıştırıyor. 10 günlük parayı veriyor ama devletten tam maaşını alıyor cebine atıyor. O adama tam maaş vermiyor biliyor musunuz? Bu Türkiye'de şu anda böyle şu an yürüyor yani. 50 tane, 30 tane, 40 tane işçisi olan bir sürü işveren bu pandemi kriz zamanında fırsata çevirmişler. Yattığı yerden para kazanıyorlar. Devleti soyarak. Hani devlette yetimin hakkını soyarak yapıyorlar bunu. Vermiyorlar işçiye tam maaş, yarım veriyorlar. Onun çalıştığı kadarını ödüyorlar. Evet, bu tür olaylara da hani dikkat edin. Ve böyle hani yarım maaş alıyorsanız veyahut da İşkur çünkü onlara tam maaşınızı veriyor devlet. Tam maaşınızı yarım gün, 3 gün, 5 günlük maaş alıyorsanız bu videoyu izledikten sonra gidin hakkınızı arayın, araştırın. Yetkili makamlara, mercilere bildirin. Ben 10 günlük, 3 günlük, 5 günlük maaş aldım. Benim maaşım ne olacak diye başvuruda bulunun. Çünkü uyanık patronlar maaşınızı ceplerine cukkalıyorlar. Haberiniz olsun. Çünkü
Adamda Allah korkusu yok, vicdan yok yani. Tam maaşını, askeri ücret tam maaşını alıyor, sana 5 günlük para veriyor. Haberiniz olsun. Evet, beni dinlediğiniz için de hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.